Mersin'de 77 ve 71 yaşındaki yaşlı çift belediye otobüsünde bir okul müdürü ve 17 yaşındaki oğlunun saldırısına uğradı. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı. Okul müdürü tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı. Okul müdürü ve oğlu tartıştıkları yaşlı çifti darp etti. O anlar otobüs kamerasına böyle yansıdı. Saldırganlardan okul müdürü olan tutuklandı. Şoför geldi. Şoför dedi ki hadi gidin kardeşim dedi. Ama yaptınız, yapacağınız dedi. Ne duruyor? Yok dedi bir daha diyelim ondan sonra gidelim. Okul müdür bu ha. Görüntüler geçtiğimiz Aralık ayında Mersin'de kaydedildi. 77 yaşındaki Ramazan Polat ve 71 yaşındaki eşi Hamdiye Polat hastaneden çıkmış belediye otobüsüne binmişlerdi. Otobüste yaşlı çiftle bir okulda müdürlük yapan İsmet T ve 17 yaşındaki oğlu arasında tartışma çıktı. Engelli koltukları var 4 tane. Ona yöneldik, bunlar oturuyormuş. Dedi biz de engelliyiz. Ben de Dedim ki bunlar da engelliymiş dedim. Hatta yazık da dedim yani. Gençlermiş, baba oğlumuş. bilmiyoruz, Tanımıyoruz etmiyoruz. Tartışma büyüyünce baba ve oğlu yaşlı çifte saldırdı. %88 engelli ve vücudunun sağ tarafını kullanamayan Ramazan Polat'ı darp ettiler. Darbeler nedeniyle eşi de yere düştü. Diğer yolcular araya girdi ancak baba ve oğlu yaşlı çifte saldırmaya devam etti. Olay sonrası yaşlı çift darp raporu alarak baba ve oğlundan şikayetçi oldu. Ancak karşı tarafta kendileri hakkında şikayette bulunmuştu. Şimdi de bende davacılar neymiş ben çocuğu dövmüşüm, çocuğu neresine diyormuşum nasıl yapabilirim ben. Saldırganlardan okul müdürü İsmet de tutuklandı. Oğluysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürünün açığa alındığını açıkladı.